Arkadaşlar merhaba, bu videomda sizlerle beraber BMW 36'daki yağ kütüğünün contasının değiştirilmesinden bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlar öncelikle motorumuzda bulunan etraftaki birimleri bazılarını sökmemiz gerekiyor. Nedir işte bunlar? İşte hava filtre kutusu, ondan sonra alternatör ve buradaki kayışın boşa alınması gerekiyor. Bunlar için arkadaşlar alternatörün sökülmesiyle ilgili ve kayışın sökülmesiyle ilgili sağ üst köşede veya video sonundaki ekleyeceğim linklerden arkadaşlar buradaki bölümlerin sökülmesine ayrıca ulaşabilirsiniz. Ben burada direkt yağ kütüğünün değişimden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha önceki videolarımda ben yine motorun üst külbütör kapak contasını değiştirmiştim. Şimdi ise arkadaşlar en çok arıza veren yerlerden bir tanesi yağ kütüğünün üzerinde bulunan o-ringi değiştireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çevre birimleri söktükten sonra arkadaşlar direkt zaten buradaki kütüğe ulaşabiliyorsunuz. Bunda gördüğüm kadarıyla 4 veya 6 adet cıvata tutuyor. Bu 4 ve 6 adet cıvatayı söktükten sonra kütüğü elim alacağım ve yeni o-ringi taktıktan sonra arkadaşlar işlemimi tamamlayacağım. Ve isterseniz işlemlerimize başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben tüm cıvataları söktüm. Şimdi bir tanesini bıraktım. Aynı zamanda şurada iki tane de cıvata tutuyormuş. Bu cıvata da direksiyon pompasına bağlı yağ kütüğünü birlikte birleştirerek arkadaşlar sabitliyor. Şimdi aslında kütüğümüzü alabiliriz. Ben şu cıvatayı söktükten sonra da arkadaşlar kütüğümüz tamamen serbest durumda. Şurada yağ müşürünün kablosu vardı. Onu söktüm. Aynı zamanda vanos hortumunun cıvatasını da sökerek ayırabilirsiniz. Şimdi ben o tek cıvatayı da söküp tamamen kütüğü elim alacağım. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar yağ kütüğümüzü almış bulunmaktayız ki o-ring gayet güzel bir şekilde yapışmış. Ömrünü tamamladığını düşünüyorum. Muhtemelen benden önceki sahibi, yani bu zamana kadar hiç değiştirilmemiştir. Şimdi ben bunun yeni o-ring ile değişimini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben contasını şu şekilde Febi marka aldım. Bunun değiştireceğim. Üzerinden de söktüm. Yine şöyle. Yani artık bu da plastikleşmiş arkadaşlar. Hatta bakın şöyle kırılıyor yani biraz ufaktan da zorlayınca. Dolayısıyla hani bunları da bir 150 bin 200 bin kilometrede bir değiştirmeniz lazım. Buranın temizliği için balata spreyi kullanıyorum. İçerisine toz düşürmemeye çalışın. Şu şekilde. Şöyle temizleyeceğiz. Yüzeye sökerken falan zarar vermeyin arkadaşlar. Aksi takdirde yağ kaçırır. Evet, balata spreyinin uçmasını bekledikten sonra arkadaşlar contamızı takacağız. Yeni contamızı takarken şu şekilde mi diye kontrol ediyorum. Tam tersi olacak. Evet, şu şekilde. Bunu da arkadaşlar takarken yağlama yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa tekrar montajlarken veya oturtturmaya çalışırken bu sefer conta yırtabilirsiniz. Evet. Bu şekilde yuvasını da yağlıyorum. Evet. Evet, contamızı güzelce yerleştirdik. Arkadaşlar şimdi ise burada kütüğün bağlı olduğu yerdeki yuvayı temizleyeceğiz. Balta spreyini sıktıktan sonra zeminin kirlenmemesi için alt tarafa bir gazete veya bir karton tarzı bir şey sermenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bunu da temizleyeceğiz. Önce balta spreyimizi sıkıyoruz ve biraz oradaki bölgenin yumuşamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Yine temizliği yaparken arkadaşlar içerisine bir şey düşürmemeye dikkat edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere temizlemiş bulunmaktayım ki contanın oturma yüzeyi temiz olsun ve tekrar bir sızdırma olayı olmasın diye bunu yapmanız şart. Özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tekrardan montajlama işlemine geçelim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi montajı bitirmiş bulunmaktayım. Cıvataların hepsini kontrollü bir şekilde sıktım ve direksiyon pompasını da yerleştirdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizler de kendi araçlarınızdaki yağ kütük contasını bu şekilde değiştirebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.